Herkese selamlar. Bu video 20 yaşına gelmeden önce öğrenmeniz gereken hayat kurtarıcı bilgilerle dolu. Üzerine çalışırken bazılarını geç öğrenmenin verdiği burukluğu yaşadım. Bir kısmını ilk kez duyacağınız önemli şeyler konuşacağız. Eğer yaşınız 20'den yüksekse de izleyin. Çünkü yaş ilerlese de bulunduğumuz çevreye bağlı olarak bazı yanlış şeyler zihnimize, karakterimize yapışmış olabiliyor. Çok keyifli, çok öğretici bir video olacak. Bir çay kahve koyun, hemen başlayalım. Sana acıdan kaçman gerektiğini öğretecekler. Arkadaşlar, her canlı yaşamını sürdürmek ister. Bunun için de yaşamını sonlandırabilecek tehlikelerden kaçar. Reflekslerimiz de zaten bu yönde gelişmiştir. Yani elinizi ateşe değdirdiğinizde refleks olarak hemen elinizi çekersiniz. Ya da buz gibi havada dışarı çıkarsanız hemen korunaklı bir yer ararsınız. Neden? Çünkü bunlar bize acı verir ve acı ölümle ilgilidir. Ancak insanlar yaşama içgüdüsüyle gelişim belirtisini birbirine karıştırırlar. Bedensel gelişimi sağlamak için spor yaparız ve acı çekeriz. Çektiğimiz kas ağrıları geliştiğimizin belirtisidir. Aynı şekilde zihnimizi geliştirmek için de egzersizler yaparız. Bunalırız, yoruluruz, belki bir yerden sonra bıkarız. Bunlar da zihnimizin geliştiğinin belirtileridir. Yani ölümle ilgili değilse acı geliştiren bir olaydır. Canın yanacak, hatta belki çok yanacak. Yeri gelecek, gözünden yaşlar süzülecek. Yeri gelecek, sıkıntıdan bunalacaksın. Ama yine de yumruğunu sıkıp ayağa kalkacak ve devam edeceksin. Çünkü ben ölmüyorum, ben gelişiyorum diyeceksin. 5'e 5 kuralını unutma. Nedir bu kural peki? Ne söyler bize? Eğer 5 yıl içinde önemli olmayacaksa o şeyi düşünmeye, konuşmaya, dert etmeye, üzülmeye 5 dakikanı bile verme. 5'e 5 kuralı bence önemli bir bakış açısı. Hatta hayatta sık sık kullanabileceğimiz önemli taktiklerden birisi. Kendi filtremden geçirerek felsefi bir altyapıya oturttum bunu. Müstakil de bir video çekmek istiyorum müsait bir zamanda. Buralarda olun, onu da izleyebilirsiniz. Doğduğun şartlar önemli değil. Nasıl bir ailede dünyaya geldiğin, nasıl bir çevrede yetiştiğin çok önemli değil. Kendi başarını yine kendin belirleyeceksin. Dünyada başarılı insanlara bakarsanız eğer %90'ı kötü şartlara rağmen o engellerin üstesinden gelerek oralara geldiler. Belki özendiğin biri var ve aynı sınava gireceksiniz. Maddi ve ortam şartları senden yüksek olabilir. Evet, onun kadar eğlenmeyebilirsin ama neticede o sınavı kazanabilirsin. Benim annem babam gözlük takmaz. Hatta sülalede gözlük takan çok az insan vardır. Ben üniversite sınavında çalışırken son 2 senede bu gözlüğü takmak zorunda kaldım. Çünkü okumaktan ve soru çözmekten gözlerim 2 sene içinde kendiliğinden bozuldular. Hatta bir anım var, onu da paylaşmak istiyorum. Mahallede Onur diye bir çocuk vardı. Ben tabii evden dışarıya çıkmıyorum. Bir gün beni dışarıda gördüğünde, "Ne yapıyorsun lan sen evde? Seninki de yaşamak mı lan?" demişti. Ve ben o gün, o gece çok ağladığımı hatırlıyorum. Çünkü annem babam öğretmendi. Bizim evimiz, arabamız ya da herhangi bir şeyimiz yoktu. Dolayısıyla benim yapabileceğim tek şey çalışmak ve başarmaktı. Başka bir şansım yoktu. Şartları boş verin arkadaşlar. Kartlar farklı dağıtılmış olabilir ama oyunu iyi oynarsanız sizi kazanırsınız. Ölünce dinleneceksin. Biliyorum dersler sıkabiliyor. Okullar, sınavlar, bunların hepsi üst üste geldiğinde insan yoruluyor. 20'den önce de etrafta seni çeken, seni çağıran çok fazla şey oluyor. Hepsi sanki aynı ağızdan, "Oğlum boş ver ya, ne uğraşıyorsun, ne yoruyorsun kendini bu yaşta, hayatını yaşasana, baksana herkes takılıyor, ortamlar falan." Hepimizin başına geldi bu. Eyvallah kitabında da yazmıştım. Bir gün çok yorulmuştum üniversite sınavına çalışırken. Hocama, "Hocam çok yoruldum ben," demiştim. O da bana, "Ölünce dinleneceksin," demişti. İnsanlar genelde yorulma safhalarında çok fire verirler. Ama asıl gelişim orada başlar. Hayal kurmak, fikir üretmek çok kolaydır ama sen eyleme döktüğünde başarılı olacaksın. Çekici şeylere aldırma. Bir yerlere çekilmek için değil, olmak için yaşıyoruz bu dünyada. Ve lütfen, lütfen yorulmaktan korkma. Çünkü ölünce hepimiz güzelce dinleneceğiz. Her şeye rağmen iyi bir insan ol. İyi bir insan ol. Kötü taklidi yaparak, çakallık yaparak, sektörün raconuna uyarak bir sürü insanları kandırabilirsin. Ama yaptığın şey 30 senelik bir çıkarı sonsuz bir varoluşa değişmektir. Bu ne mantıkidir ne de insanidir. Seni sevmeyenler olacak tabii ki ama lütfen unutma, dünyanın tamamı tarafından sevilen tek bir insan dahi yoktur. Hatta bir yaratıcı dahi yoktur. Sen ne yaparsan yap, insanlar anlamak istediklerini anlayacaklar. Her şeye rağmen, herkese rağmen kimseye zarar verme. Maddi ya da manevi. Hiç kimsenin arkasından kötü konuşma. Son nefesini verirken en büyük keşken, eğer varsa,
kırdığın bir gönül olacak. Bu dünyada kendine verebileceğin en büyük zarar kırdığın gönüller olacak. Bir dil, bir enstrüman öğrenmelisin. 20 yaşından küçüklere bu size abi tavsiyesidir. Abi ben madenci olacağım ya. Tamam. 2 kat daha güzel kazacaksın. Abi ben bakkal olacağım. Tamam. 2 kat daha güzel ticaret yapacaksın. Abi ben ev hanımı olacağım. Tamam. 100 kat daha güzel yetiştireceksin çocuklarını. Abi ben bilim adamı olacağım. Tamam. 2 kat daha zekice icatlar çıkartacaksın. Abi ben öğretmen olacağım. Tamam. 100 kat daha iyi yetiştireceksin öğrencilerini. Abi ben siyasetçi olacağım. Tamam. 2 kat daha az yalan söyleyeceksin. En iyi iki beyin egzersizidir bunlar. Hadi şimdi videoyu durdur. Kendini ikiye katlamak için kendine bir dil ve bir enstrüman seç. Şimdi size bir soru soracağım. Karşınızda bir duvar var. Hatta ilginizi çeksin diye hadi pizza kulesi olsun. Ve bir tarafa mail etmiş gördüğünüz gibi. Sizce eğer bir gün bu pizza kulesi yıkılırsa ne tarafa doğru yıkılır? Evet, herkesin cevabı doğru. Duvar mail ettiği yöne yıkılır. Duvar mail ettiği yöne yıkılır. Dolayısıyla bugün mail ettiğiniz şeyler, bugünkü alışkanlıklarınız, bugün gün içinde yaptığınız şeyler ilerideki sizi yavaş yavaş inşa ediyor. İnsanlar alışkanlıklarıdır. 80 yaşında kambur bir amca gördün, gençliğindeki alışkanlıklara bak. 80 yaşında çok iyi hesap yapan bir teyze gördün, gençliğindeki alışkanlığa bak. 70 yaşında köyünde komşu tarlaya zarar vermeye çalışan bir amca gördün, gençliğindeki alışkanlıklara bak. 90 yaşında bir teyze gördün, insanlara söylemeye çekiniyor, ihtiyaçlarını kendi gidermeye çalışıyor. Gençliğindeki alışkanlıklara bak. Alışkanlıklar insan inşa eder arkadaşlar. Bir önceki videoda hayatınıza kalite katabileceğiniz 30 tane alışkanlıktan bahsetmiştim. Şuraya koyacağım, onu da izleyebilirsiniz. Çalışmak tembel olmaktan daha kolaydır. Hayatınızda ilk kez duyacağınız bir şey söyleyeceğim şimdi size. Çalışmakta rekabet daha azdır. Tembellikte ise rekabet çok yüksektir. Çünkü insanların %99'u o sahadadır. Hepimiz için en büyük tehlike çok yüksek hedefler koyup daha düşüğünü gerçekleştirmek değil, çok düşük hedefler koyup onlarla yetinmektir. Michelangelo. Bu başlıkta lise öğretmenimin çok güzel bir sözünü hatırladım. Şöyle söylerdi bana. Bir ömür eşeklik edeceğine bir süre ineklik et. Çalışın arkadaşlar, çünkü çalışmamanın bedeli çok daha büyüktür bu hayatta. Ortalama olmak kaçınman gereken bir şeydir. Neden ortalamadan kaç diyorum sana? Çünkü ortalamanın kötü olduğunu biliyorum. Kaynak da peki? Kaynak istatistikler. Bu coğrafyada kitap okuma oranı diptir, televizyon izleme oranı zirvedir. Sınavlarda ortalama matematik yeteneği diptir, diziler hakkında genel kültür sahibi olmak zirvedir. Spor yapmak diptir, maç izlemek zirvedir. Halkın bilimle ilgilenmesi diptir, magazinle ilgilenmesi zirvedir. Halkın sanatla ilgilenmesi diptir, hurafelerle ilgilenmesi zirvedir. Trafikte tebessüm diptir, trafikte kavga, küfür zirvedir. Güzel ve güzeli konuşmak diptir, dedikodu yapmak zirvedir. Sadelik diptir, gösteriş çok yüksektir. Kendini salarsan, gelişiminle, eğitiminle, alışkanlıklarınla, karakterinle ilgilenmezsen ortalama olursun. Bir söz vardır, insan çevresindeki en yakın 5 kişinin ortalamasıdır diye. Çevreni çok doğru seçmen lazım. Sabahtan akşama kadar kedi köpek videoları izleyenlerle takılırsan sen de çok farklı olamazsın. Ortalama olma. Çevreni, özellikle en yakın 5 kişiyi çok doğru seç. Seni çoğa alıştıracaklar. Sadeliği keşfet. Kafanda bir sürü şey var. Eşyaların çok, kıyafetlerin çok, arkadaşların çok. Telefonunu açtığında takip ettiğin dünya kadar hesap var. E ne oluyor böyle? Dışarısı çok olunca İçeride de zihin karışmaya başlıyor. Sonra da karışık kütüphanenin içinde sana iyi gelecek ve senin için en değerli kitabı bulmakta zorlanıyorsun. Azdaki çoğu keşfedeceksin. Tevazudaki büyüklüğü keşfedeceksin. Her şey çok olmak isteyecek, sen sade olmak isteyeceksin. Şu an 5.sini çektiğim 10 videoluk eğitim serisi bittiğinde yeni bir 10 videoluk seriye başlayacağım. Orada da bu az çoktur felsefesini ve minimalizmi öğrenmiş olacağız. İddia ediyorum bu seri bittiğinde, yani minimalizm serim bittiğinde Türkiye'de en az 1 milyon insanın yaşamı tamamen değişmiş olacak. Ben değil tabii, hakikat değiştirecek. Ben yalnızca anlatmış ya da hatırlatmış olacağım diyelim. Hani bir söz vardır ya, sen giderken ben dönüyordum diye. Havalı bir sözdür böyle. Sadelik, karmaşıklığın henüz gitmeye çalıştığı yere 50 tur atmıştır. Sadelik, karmaşıklığın en son safhasıdır.
bildiğimiz birçok şeyi değiştireceğiz. Arkadaşlar umarım keyifli geçiyordur. Umarım kendinize bir şeyler katabilmişsinizdir. Yalnız videomuz 10 dakikayı geçti ama biz daha konuların yarısını bitirdik. Özellikle genç arkadaşların bu videoyu izleyeceği için onlara açıkçası sıkıcı da gözükmek istemiyorum. Tam şu anda şöyle bir karar aldım. Buraya kadar birinci bölüm olacak. 3 gün sonra cumartesi günü de kalan konuları anlatacağım. Yani 2 bölümlük bir konu işlemiş olacağız. Hatta konuları da çok kısa söyleyebilirim. Notlarım var burada. Başarıyı sana yanlış anlatıyorlar. Aşk meselesi, şu an önemsediğin şeyler, kültür ve dini karıştırma, hayatta başına gelecekler, yapacağın en büyük yatırım, karşına çıkabilecek en büyük soru ve birkaç tane daha konumuz var. Cumartesi günü her zamanki saatimizde bu az önce bahsettiğim şeyleri içeren ikinci bölümü izlemiş olacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoyu arada açıp açıp izlemenizi öneririm. Özellikle şuraya bir şeyler dokunduysa lütfen bu anın kaybolmasına müsaade etme. Kaydet bir yere, arada aç, izle. Bir şeye inanıyorsan lütfen peşini bırakma. Belki bu videolar bir daha karşına çıkmayacak ama sen gerçekten istiyorsan ve inanıyorsan bu videoların karşısına çıkabilirsin. Vaktimizin çoğunu madem evde geçiriyoruz kendimizi geliştirelim diye bir karar almıştık ve sizin için 10 videoluk bir eğitim serisi hazırlamıştım. Şu an izlediğim video 5. videoydu. Cumartesi günü bugün işlediğimiz konunun 2. bölümünü ve her 3 günde bir de yeni bir eğitim videosu kanala yüklenmeye devam edecek. Kendine çok iyi bak, buralarda ol ve her videoyu bitirdiğimiz cümleyi söyleyelim. Ne için varsan onun için yaşa.